Köyde kadınlar yapıyor yani, evet. Köylüler yapıyor. Ardahan'da evler çok sağlam. Niye? Üniversite okuyoruz, kapandı. Ardahan'da fırınlar pazar günü kapalı abi. Dağılasın. Dağılasın. İşte gerçek köy bu. Ardahan'ın peneri lezzetli. Hakikaten lezzetli babacığım. Neredeyiz? Kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün Ardahan'dayız. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan Ardahan, Doğu Anadolu bölgesinin Karadeniz bölgesine komşu olup kuzeydoğu kesiminde yer alır Ardahan. Burası Ardahan. Hadi başlayalım. Demek ki nedir? Ardahan Bali ile meşhur ve hamsi ne kadar bu sene? 40 lira. Burada fırın gördüm. Şimdi arkadaşlar, fırınlar Ardahan'da fırınlar pazar günü kapalı abi. Yani nöbetçi fırınlar var ama pazar günü kapalı. Niye kapalı onu da bilmiyorum. Belki sorarız bir yere, bilmiyorum. Yani pazar günü fırınlar kapalı. Ardahan'da geziyoruz. Ardahan oldukça engebeli ve yüksek bir kesimde yer alır abi. Dolayısıyla havalar soğuk. Ama hasta etmez acı. Böyle geziyoruz. Evet, şunu da alalım dostlar. Tamam. Şimdi Ardahan'ın tabi ekonomisine baktığım zaman tarım ve hayvancılık. Tabi. Ha, nereye gidiyoruz? Abi burada tabi şehir merkezlerinde genelde süt, tereyağı, bal, değil mi? Evet. Süt, evet. Tereyağı, bal ve ne satıyor? Kaşar satıyor. Kaşar. Evet. Şöyle bir yere girdik. Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Aleykümselam paşam. Evet. Kaşarıdır. Balıdır, tereyağıdır, kavurmasıdır, tereyağıdır. İşte kazıdır. Evet. Şehir merkezlerinde genelde böyle. Böyle bir yere girdik. Göbek kaşar. Evet, göbek kaşarı. Taze göbek kaşarımız, vakumlu. Tamam. Bunlar eski kaşarlarımız. Eski kaşar. Şöyle şu kaşarı göster şöyle kamerada. Aha. Şu gördüğünüz kaşar var. Onun kesilip vakumlanmış hali. Değil mi? Burası. Buradan tabii. Merkez burası. Buradan evet. Kesiyorsunuz. Buralara tabii. Diziyorsunuz. Bu çerçil peynir. Çerçil peynir. Tamam. Orası gelmeden önce bu eski kaşarın fiyatı ne kadar? Fiyatlarını böyle şeyde söylemek doğru olur mu acaba? Doğru olur. Her zaman doğru olur. Fiyatları evet, söylemek lazım. Çünkü niye söylerler? Fiyatlar, bir de fiyatlar bir değişiyor. Şey var. Bir de yani bugün, fiyat koyuyoruz. Evet. Adam 3-5 gün sonra bir daha telefon açıyor. Fiyatlara zam geliyor. Olabilir. Bugün ayın kaçı abi? 13 Mart mı? Evet, 13 Mart. 13 Mart'ta kaşar şu fiyatı ne kadar? Şu anda fiyatlara bakalım. 170 bu, 160 lira bu. 160 bu, 170 bu. Evet. Evet. Şu 130 lira çerçil peynirimiz, çerçil peynir. Çerçil peynir, yağsız. 130 TL yağsız. Evet. Bunlar yine bunlar deri peynirimiz. Deri peynir. Küflenmiş biraz peynir evet. Değil mi? Onun küflenmiş özelliği. Peynir. Onun özelliği o. Küflenmiş bu peynir. Bu alttakiler de yine küflenmiş peynir. Evet. Onun için de çok kullanılır. Tamam. Bu da beyaz biz peynir. Biz tadına bakalım ama. Geçmeden. Tadına bakacağız da ben bu kolumolu yapacağım. Nereye gidiyor? Kol yapacaksın. Sipariş mi var? Şu anda siparişler tamam, var. Tamam sen bir anlat. Oğuz biz tadına bakacağız ama değil mi? Tadına bak. Tamam. Tadına sen bak da. Sen ben de konuşayım bu arada. He. Tamam sen de konuş bu arada. He. Şimdi hatta şöyle ben. Sen gel kaşarın tadına bak. Ben bir şeyini mi alayım abi? Al nasıl yeşilini al. Yeşilini en yeşil. Niye yeşilini alıyoruz abi? Mesela yeşil. Yeşil küflenmiş yani göğermiş peynir. Evet şöyle yani, bir yeşil. Evet dostlar. Şifa niyatine işte. Çerçil peyniri diyorlar buna değil mi? Evet. Bunun küflenmiş. Eritmesi de oluyor. Bunu nasıl yapılıyor? Nasıl? Bunun eritmesi de oluyor. Köyde kadınlar yapıyor yani. Evet. Köylüler yapıyor. Bize getirip veriyorlar. Biz tamam. De satıyoruz. Nasıl yapıldığını biliyor musun abi bunun? Onu ben bilmiyorum. Onu sen bilmiyorsun. Biliyorsan sen biliyor musun abi sen? Biliyorum. Evet. Bu peynirin nasıl yapıldığını gel abicim şöyle sana zahmet. Şimdi köylü bir abimiz bu peynirin nasıl yapıldığını bize anlatacak. Şöyle bir tadına bakayım ondan bakalım, sonra. Bakalım tadı nasıl dostlar. Evet güzel. Buyur abi gel. Bize anlat abi. Ben de bu arada peynirimi yiyeyim. Değil mi Oğuz? Afiyet olsun. Sağ olasın. Çerçil peynir önce gelen sütümüz, günlük sütümüz makineden geçiyor. Makineden evet. Geçtikten sonra pişiriliyor güzelce. Ondan sonra kadınlar onu güzelce suyunu çıkarıyorlar. Hı hı. Kurumaya bırakıyorlar. Tamam. Kuruktan sonra suyu gittikten sonra tuluk diyoruz biz ona da. Hani deri diyoruz ya. Deri. Evet. Hı hı. O derin içerisine basıyorlar havasız bir şekilde. Hı hı. O 6 ay boyunca kalıyor orada. 6 ay? 6 ay boyunca kalıyor. En az 6 ay boyunca kalıyor. Kaldıktan sonra o küf diyorsunuz ya. Evet. Yani biz yeşermiş, göğermiş peynir diyoruz. Yani Ardahan dilinde göğermiş peynir olarak. Göğermiş peynir, tamam. Bu göğerir diyerekten sonra şifa niyetine, pelisin niyetine diyorlar bunu. Allah Allah. Bildiğimiz pelisin oluyor ya, evet. İlaç niyetine kullanıyorlar. Kullanıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yudumlayabilirsin bu arada. Çayımızı da yudumlayabiliriz, evet abicim. Evet. Ardahan halkı çok misafirperver. Bizim doğular genelde hep misafirperverdir. Eski kaşar ikram ediyorlar. Eski kaşar da ikram ediyorlar. Evet. Evet.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Hacım, iyi misin? İyi, sağ ol, hamdolsun. Sen nasılsın? Sağ olasın. Sen köylüye benziyorsun. Bir peynir üretiyorsun sanki. Tabii, peynir üretiyorum. Var mı sizde hayvan? Hayvan olmaz olur mu? Ne var mesela? İnek var, tozu kurbanlık hayvan var. Oh, maşallah, ne güzel. Ne üretiyorsunuz bu arada? Şey, peynir falan? Peynir de süt satıyoruz. Evet. Valla böyle. Peynir nasıl yapıyorsunuz bu arada Hacı Emi? Peynir nasıl yapıyorsunuz? Çünkü köylü milletin peynir, efendisidir peynir abi. Peynir 160 derece. Köylü sıcak, milleti sıcak. Çok sever. Buraya gel Hacı Emi biraz. Evet. Sıcak suda kaynar. Hı-hı. Bunun ustası var, haşlama yapar. Evet. Ondan sonra peynir tabii aynı şey gelir. Kıvamına gelir. Kıvamına gel. Geldikten sonra peynir kalıba girer. Ay benim girer. Amcam ya, Allah razı olsun. Evet. Tabii kalıpta güzel olur işte. Güzel olur, evet. Doğal değil mi? Doğal, tabii, organik. Hakiki budur abi. Tabii. Değil mi? Hiçbir işlemle geçmemiş. Yok, çok güzel. Köy peyniri çok çok güzel. Çok güzel. Buralı mısın? Ardahan mısın? Ben Ardahan Küçük Sütçe köyünde oturuyorum. Teşekkür ediyorum. Siz? Sağ olasın. Ben Diyarbakırlıyım. Geziyorum. Bizim bir YouTube kanalımız var. Hoş geldin. Neredeyiz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Neredeyiz? Neredeyiz? Eski ismiyle Yıldız Yöresel. Yıldız Yöresel. Yıldız peki abi Yöresel. Sık sık geliyor musun yani buraya? Senede bir İstanbul'u gidiyorum. Bilirim. 14-15 sene yaşadım. Senede bir buraya geliyorsun. Senede bir gelirim. Evet. Özellikle ne alıyorsun abi? Buradan özellikle tabii kaşar ürünleri, yöre, süt ürünleri, yöresel ne varsa götürüp yemeye çalışıyoruz. Bir de çayımızı içip, Hacı sen niye, bizim Hacı amiye niye çay veriyorsun? Hacı amiye devamlı buranın çayını içiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Buyur Hacı amiye. Buranın çayını devamlı içiyoruz. Bizim bu Oğuz Bey, maşallah güzel, misafirler çok özürlendi, hürmeti var. Sen o köpeği de aldın değil mi? Abi, evet. Peynir lezzetli. Ardahan'ın peyniri lezzetli. Hakikaten lezzetli babacığım. Yani ha, var ya nefis ya. Tabii. Bir de bir köye çık. Bir köyden bizi bile bir gezdir, gör, bak. Durumlar böyle. Ya işte köylü milletin ya. Efendisidir ya. Hayvancılık, tarım çok önemli babam. Tabii. Şimdi bana soracak olursa bu benim düşüncemdir. Abi bir ülkeyi kalkındıran, tamam kalkındıran nedir abi? Hayvancılık, tarım tabii. Ve iyi bir teknolojidir değil mi? Hayvancılık, tarım. Hayvancılık ama şimdi de işçi yok. Evet. Adam yok. Allah Allah. Niye? Vallahi biz duramıyoruz işte. Hmm. Bir Afganlar geliyor işte oraları tutuyor. Köyde çalışan olmuyor. Bu evre sefer olur. İşte bundan biraz işlerimiz ertelenmiş. Niye? Ya işçi olmadı mı? Çalışan hayvan mı yok? İşçi mi yok? İşçi daha ben 53 doğumluyum, daha çalışıyorum. Hala daha çalışıyorum. Maşallah. Hala kaç yaşında sence mi? Daha 53'ü hesap et. 53 doğumlusun. Kaç oluyor? 70 falan olur. 70 yaşına hiç göstermiyor maşallah. Tabii. Evvel Allah ata evet. Biliyorum. Hala daha yarışlara gidiyorum. Evet. Bir de buranın kazı mı meşhur Hacı Emre? Kaz da meşhur. Kaz yapıyor musunuz? Yani kaz eti falan üretiyor musunuz? Tabii. Bizim kendimizin çiftliği vardı. Evet. Çiftliğimizde 500, 1000, 2000, kaz 3000 var. Tabii. Sen çok güzel bir amcasın. Teşekkür ediyorum. Ben de sen. Sağ olasın. Evet dostlar yani ben bu... Ben de sana teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Çay ikramında bulunduğu, eski kaşar ikramında bulunduğu ve şu peynir, çerçil peynir ikramında bulunduğu gerçekten çok beğendik. Güzel yani abi. Evet. Misafirperver insanlar sağ olsun. Burada köy ürünlerini satıyorlar abi. Bu önemli bir şey. Bu kaliteli bir şey. Biz dedik, az önce dedik ki kardeşim bir ülkeyi ayakta tutan hayvancılık, tarım ve iyi bir teknolojidir. Kesinlikle desteklememiz gerekiyor. Hayvancılığı, tarımı bunlar çok önemli. Tabii. Kardeşim sen ne diyeceksin? Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Siz de gezginsiniz. Eyvallah. Umarım bütün hayallerinize ulaşırsınız. Teşekkür ediyorum. Herkese bu... selamlar. Sağ olasın. Her şey burada doğal. Temiz hava almak isteyen varsa gelsin Ardahan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Eyvallah. Evet Hacı Bey. En son sen ne diyeceksin? En son devamlı seni isteriz. Seni sevdik. Gel. Teşekkür Söyle ediyorum. Bizim hal hatırımızı sor. Sağ olasın. Mesele budur. Mesele budur. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Çok ediyorum. Çok sağ ol. Sağ ol. Evet, cümleten kolay gelsin. Çok sağ teşekkür ederim. Tabii yani Ardahan. Ardahan'ın merkezin dükkanlarında abi hep böyle kaşar, bal, tereyağı bunları satıyorlar. Şunu da bırakayım. Elimde kalmaz. Abi köye gideceksin, kuracaksın sobaları. Sobaların üstüne çayını koy, suyunu koy, kestaneni koy. Koy baba, koy işte. Şöyle ilerliyoruz. Ya bu arada yoruldum, hakikaten yoruldum. Bir kargo margo bulayım da şu çantayı göndereyim ya. Selamünaleyküm abi. Abi belgesel çekiyoruz. Çekim yapıyoruz abi. Öyle mi? Tabii. Nasılsın? İyi misiniz? Sağ olasın. Selamünaleyküm. Hangi kanal alakası? Neredeyiz abi? Neredeyiz? YouTube kanalı var abi. Neredeyiz? YouTube. Neredeyiz abi? YouTube neredeyiz? YouTube.
YouTube neredeyiz? YouTube sen neredeyim? Ne yapıyorsun abi burada? Ne çalışıyorsun? Teşekkür ederim. Burada çalışıyoruz. Burada çalışıyorsun. Ne abi ne iş? Manav mı? Ben yok. Ben şoförlük yapıyorum. Şoförlük yapıyorsun. He. Yokuşçuluk yapıyorum. Güzel. Bu arada biz Artvin'e gideceğiz abi. Nasıl gideceğiz? Bugün araba var mı? Artvin'e tam burada beni değil de aşağı ineceksin. Oradan. Orada şey var galiba. Kur'an Nehri var. Oradan mı geçiyor? Kur'an Nehri orada. Bu arabalar nereye gidiyor? Köye mi gidiyorlar? Bunlar hoş manav. Köye gidiyorlar. Bunlar köy arabası. Köy arabası. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Uğurlar olsun. Sağ olasın. Sağ olasın abi. Evet abi Ardahan'dayız. Geziyoruz. Abi Ardahan'ın tabii ekonomisine baktığımız zaman tarım ve hayvancılıktır. 2023 verilerine göre Ardahan nüfusu 92 bin civarıdır. Karasal bir iklime sahip olan Ardahan kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bakın burada da deriler var. Hayvan derileri baba. Muhtemelen bu hayvan derilerine işte peynir koyuyorlardır. Çökele koyuyorlar. Evet böyle hayvan derileri satıyorlar. Ardahan küçük bir yer. Güzel. Ardahan'ı beğendim. Devam edelim. Ardahan Kalesi'ne gireceğiz. Buradan bakalım. Kura Nehri. Ve yukarıda Ardahan Kalesi var. Oraya da gideceğim. Şuraya biraz bakayım. Arkamda Kura Nehri var. Bu Kura Nehri Azerbaycan'da geçip Ter Hazar Gölü'ne dökülmektedir. Çok önemli bir nehir burası. Manzara çok güzel. Ne güzel ya. Gelin üstüne oturmuşsun. Kur'an nehrin hemen yanında. Manzara nasıl? Güzel mi? Güzel vallahi. Nasıl hocam? İsmin ne? Serkan. Serkan. Memnun oldum. Buralı mısın? Evet buralıyım. Çok güzel. Güzel bir yer değil mi? Hava, kışın soğuk mu oluyor? Ya soğuk oluyor gerçekten de yani. Kışın çok soğuk, evet, oluyor. Soğuk oluyor. Ama havası insanı galiba şey... Diş tutuyor. Diş tutuyor. Evet. İnsanı hasta etmiyor değil mi? Yok insanı hasta etmiyor. Çok güzel. Suyu bol zaten. Suyu bol. Genelde evler hep böyle dağın yamaçlarında yapıldığı için evler zemini sağlam galiba. Tabii ki de sağlam. Çok sağlam değil, evet. Mi kardeşim? Vay be, ne yapıyorsun? Öğrenci misin? Evet öğrenci. Nerede öğrencisin? Sağlık meslekte. Sağlık meslekte. Evet. Memnun oldum. Ardahan'ın insanları gerçekten çok misafirperver ve sıcakkanlı insanlar. Güzel insanlar. Buradan Ardahan Kalesi'ne doğru gidiyoruz. İşte nehir, Kura Nehri. Biraz çözülmüş tabi buz. Bak üstündeki buzları görüyorsunuz. Tabi çözüldü. Ardahan Kalesi burada. Doğru mu? Doğru. Nereden çıkalım? Buradan mı çıkalım? Oradan mı çıkalım? Evet. Buradan çıkabilirsin güzel abim. Ama burada merdivenler bir tık kalemiz yüksek bir, evet, yere koyuyor. Yoruluruz diyor. Yoruluruz. Evet. O yüzden burası daha düz. Buradan çıkmak mantıklı diyorsun. Buradan ama çıkarsın. Buradan çıkarsın işte gene yukarı çıkarsın. Daha patika, evet, düzgün bir yol var. Gene yorulursun. Tabii de güzelliği görürsün. Ardahan'ın bütün güzelliği gözüküyor. Şahane. Demek ki buradan çıkacağız oradan ineceğiz kardeşim. Üniversite okuyoruz. Kapandı, uzaktan eğitime geçtim. Yapma ya. Bölüm neydi bu arada? Bölüm uçak bakım onarım. Güzel bir bölüm. Senin kardeşim? Benim uluslararası ilişkiler. Kaç yıl okudum. Hakikaten güzel bölümler ya. Bilerek mi seçtin bunu? Yani isteyerek oldu biraz. Uçağa ilgimiz vardı. Güzel. Ardahan gerçekten zemini güçlü. Niye? Dağlara yakın bir yerde yapıldığı, evet, için zemin güçlü değil mi? Doğru. Depreme dayanıklı değil mi abi? Dayanıklı. O zaman ne diyoruz? Evleri dağlara yakın bir yerde yapmak, aynen, lazım değil mi? Abi. Dağların havası sağlıklı olur, hayvanları sağlıklı olur. Hava temiz olunca insanlar da sağlıklı olur. Doğru mu kardeşim? Doğrudur abi. Teşekkür ediyorum. İsim? Muhammed abi. Muhammed kardeşim. Şeyhumuz. Ben de memnun oldum. İsim? Kadir. Kadir kardeşim. Şeyhumuz. Memnun oldum. Memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı tanıtıyoruz. Kanalımızın ismi neydi bu arada? Neredeyiz? Neredeyiz? Ardahan'dayız. Evet. Abone olmayı unutmayalım değil mi kardeşim? Aynen, evet öyle. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. Çok saygılar, teşekkür ediyorum. Saygılar, sağ olacaklar. Görüşürüz abi. Sağ olasın. Aa, kazlar da var. Merhaba merhaba. Merhaba. Efendim hoş bulduk. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. İşte gerçek köy yumurtası. Bu kazlardan ve bu tavuklardan oluyor kardeşim. Neredeyiz? Ardahan Kalesi'nin kapısının hemen önündeyiz. Dostlar, Ardahan Kalesi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle bu kale inşa ediliyor. Ardahan Kalesi'nden içeri girelim. Ziyaret saatleri açılış 9, kapanış 7.
Ardahan Kalesi dikdörtgen planlı bir alan üzerine çok sayıda kule ile desteklenmiştir. Korkma, sönmez bu şafaklardan yüzen Alsancak. İşte bayrağımız, işte Ardahan Kalesi. Oo, manzaraya bir girelim hacı. Hacı. İşte gençler, selamun aleyküm. Nasılsınız? Evet, böyle Ardahan Kalesi'ne gelmişsiniz. Oturuyorsunuz, manzarayı izliyorsunuz. Merhaba. Merhaba. İsim neydi bu arada? Türkiye yok. Türkiye yok. Türkçe bilmiyor musunuz? Türkiye yok. Türkiye yok. Do you speak English? English. Çok. Smile. Çatpat, okay. Türkçe bilmiyoruz dedi. Dedim İngilizce konuşalım, çatpat dedi. Abi duygularınızı aktarın. Manzara güzel mi? Hı? Manzara güzel mi? Türkiye yok. Türkiye yok. Do you speak English? Yes, it's my. Okay, okay. Argentina is good. Good. Yes. Perfect. Perfect. Nice. Oh. Very nice. Very nice. Okay. What is your name? My name is Yahya. Yahya. Yes. Okay. My name is Musa. Musa. My name is Seamus. Seamus. Teşekkürler. Thank you. Şimdi dostlar, abi her zaman şunu söylüyorum. Bakın. Bakın burası önemli aga. Burası önemli kardeşim. Şimdi evlerin yüksekte, dağlara yakın kesimde yapıldığı zaman zemin sağlam olduğu için ne oluyor abi? Evler yıkılmaz kolay kolay. Dolayısıyla evleri nerede yapacağız abi? Dağlara yakın bir yere yapacağız evleri. İşte bu kardeşim. Bak Ardahan'da böyle bir şey. Ardahan'da evler çok sağlam. Niye? Çünkü dağlara yakın bir yerde yapılıyor. Ardahan havası soğuk ama dokunmuyor. Hacı, hava dokunmuyor. Sağlıklısın burada. Hava dokunmaz. Karasal bir iklime sahip olan Ardahan kışları soğuk ve kar yağışıdır. Ardahan'ı sevdim. Efendim Ardahan'ın tabii ekonomisine baktığım zaman tarım ve hayvancılık. Abi nüfus tabii 2023 verilerine göre 92 bin civarı. Ardahan güzeldir. Kanalın ismini sordu. Ben de şöyle yazdım. YouTube neredeyiz? Arkadaşlarla çat pat anlaştık. Yabancı arkadaşlar. Tabii buraya okumaya gelmişler. kanalın ismini sordular. İnternetleri yoktu. Telefonla giremediler. Ben de onlara yazdım. İngilizce önemli tabii canım. Korkma. Sönmez bu şafaklardan yüzen Alsancak. Arkadaşlar, manzaraya bakalım. Dostlar, Ardahan Kalesi'ndeyiz. Hava soğuk. Zaten oldukça yüksek bir yerdeyiz. Hava soğuk ama hava nefis. Bu hava insanı hasta etmez dostlar. Çünkü burası temiz hava. Burada hava temiz. Tabii Ardahan'ın iklimine baktığımız zaman karasal bir iklime sahip olan Ardahan kışları soğuk ve kar yağışıdır. Kışları asla insan asla etmez. Hava nefis. İnerken bir yazı dikkatimi çekti. Gördüm yazıyı. Aşıklar merdiveni demiş. Aşıklar merdiveni. Öyle öyle demişler bilmiyorum. Şimdi madem burası aşıklar merdiveni bir çay içelim. Aşıklar merdiveninde çay içelim. Sonra demesinler ki ya sen o merdivenden indin niye çay içmedin? Çay içelim, çay önemli. Efendim böyle bir manzaraya karşı çay da içmiş olduk. Habidibidun. Habidi. Gari gari gari. Labidibidun. Şuradan çıkayım. Gideyim, 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 gideyim. Ta şu tepeye gideyim. Abi çay içeyim. Çayım yanında zaten termosum var. Çay içeyim, manzara izleyeyim. Dostlar siz olsaydınız buradan çıkıp tepeye gidip manzara izleyerek çay içer miydiniz?
Daha doğrusu çay içip manzara izler miydiniz? Kararsızım. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Oo, gideyim mi gitmeyeyim mi? Gideyim ya. Dağa çıkmak istiyorum arkadaşlar. Sırtımda 12 kilodan fazla bir çanta var. Buradan şuradan tırmanıp dağa çıkmak istiyorum. Dağın en ucuna gidip çay yudumlarken manzara izlemek istiyorum. Bakalım çıkabilecek miyim? Oh. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Evet arkadaşlar. Manzaramız bu. Bakın. Bakın yukarıda su damlıyor. En sağlıklı suyu soruyorsunuz ya. İşte en sağlıklı su. Oğlum burada nasıl çıkıyorsunuz ya? Abi burada yol yok ki. Dağın üstünde ev yapılmış. Yani bu ev yıkılabilir mi? Zemin çok sağlam. Ne diyoruz? Evleri dağın üzerinde yapmak lazım. Evleri dağın yamacından yapmak lazım. Bakın, akıl işte bak. Evler dağın üzerinde yapılıyor. Zemin sağlam. Akıl olmak lazım. Merhaba. Ardahan'ın kazları meşhurdur bunu biliyorsunuz tabii arkadaşlar. Hop. Ne kadar sakin görüyor musunuz? Abi kafa dinlenmek için gelmek lazım. Yani böyle sakin bir yerde ev almak lazım. Zemin çok sağlam çünkü oldukça yüksek bir yerde bulunuyor. Dağların eteklerinde evler müstakil. Hava çok güzel. Efendime söyleyeyim burası güzel. Sakin, gürültü yok. He, yani sobaları kaldırmadınız. Temizlik yapıyorsunuz. Soğuk ama dokunmuyor değil mi? Evet. Buranın soğuk dokunmaz. Daha... Sen nere misin yavrum? Ben Diyarbakırlıyım teyzeciğim. Benim gelinim de Diyarbakırlı. Ablamın gelini. Ha öyle mi? Ha. Evet evet. Ya burayı güzel. Havası güzel. Sevdim burayı. Evet. Sakin bir de. Evet, evet. Bundan sonra da Ardahan'ımız güzel. Biraz kar var. Evet. Kış var. O daha geçti. Allah can sağlığı versin. Şimdi iyiyiz. Şimdi iyi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, kolay gelsin. Sağ olasın. Anadolu insanı samimidir kardeşim. Anadolu insanı iyidir. Anadolu insanı misafirperverdir kardeşim. Hava çok güzel. Biraz tezek kokuyor. Ama tezek kokusu iyidir baba. Yani en azından tezek kokusu parfüm kokusundan iyidir. Niye? Tezek kokusu zararsızdır. Parfümü biraz araştırır bakalım. Rastgele. Var mı bu? Ama balık biz mesela balık tutarken solucan falan takardık be kardeşim oltaya. Mesela nerede abi? O şeyin orada. Nerede abi? Bu şavşat var abi. Evet. Şavşatın orada bir güzel bir nehir var. Orada? Orada vardır. Ne bileyim abi ben söyleyeyim. Evet. Ne çıkıyor mesela? Burada hangi balıklar çıkıyor? Ya, burada kara balık vardır abi. Kara balıktan başkası yok. Kefal falan var mı? Kefal, sazan. O kefal, sazan onlar Çıldır Gölü'nde var. Çıldır Gölü'nde tabii. Mi? Eyvallah. O Çıldır Gölü'ne gittiğin zaman orada tapa var abi. O dip tapası var. Evet kardeşim. Burada onu... oturuyorsunuz değil mi siz? Ardahan'dasınız. Tabii biz Ardahan'dayız. Ardahan havası soğuk. Soğuk abi. Evet. Kar yağışlı soğuk değil mi? Evet. Kışları soğuk ve kar yağışlı. Deprem falan oldu mu hiç? Yani burada bu Gürcistan tarafında oldu deprem. Evet. Oradan biz çok inceden böyle bir hissi. Yani. Hissettiniz değil mi? Yani. Ama zaten zemin sağlam değil mi? Aynen. Hani dağların tamam. Üstünde olduğu için dostlar evleri her zaman diyoruz ki nerede yapın evleri? Dağların üzerinde ya da dağlara yakın bir yerlerde ev yapın ki o zaman zemin sağlam olduğu için fazla bir şey olmuyor. Aynen. Doğru mu? İki tane köyde oldu abi. Evet. Onunla hiç hissedilmedi. Hiç hissedilmedi değil aynen. Mi? İşte aklın yolu bir arkadaşlar. Yani o evleri dağa yakın, dağın üzerinde yapmak lazım. Hava soğuk ama bu hava insanı hasta etmeyecek bir hava. Evet. Güzel bir hava, temiz bir hava. Uzaklıkta oluyor. Ne ekliyor abi mesela burada? Ya burada buğday, arpa, saman. Evet. Yani bu tür çeşitler çıkar yani. Güzel. Dostlar zaten
Ardahan'ın ekonomisi nedir abi? Tarım ve hayvancılıktır. Tabii. Burada tabii buğday ekilecek, arpa, mercimek belki de, değil mi? Tabii tabii. Hava soğuk ama hava güzel ya. Sevdim bu havayı ya. Bir huzur var. Demek ki Ardahan yüksekte ya kardeşim. 3000 metreye kadar bir yüksekliği var. Tabii yüksekte olduğu için ne oluyor kardeşim? Havası güzel oluyor. Bunlar tereyağlarımız. Bunlar tereyağı abi. Şöyle bakalım. Evet. Bir de eritilmiş. Eritilmiş tereyağı. Bunlar tereyağı. Yani. Tortu falan içinde. Şimdi yok. Bu ne kadar abi tereyağı? Tereyağı kilosu da 180 lira. 180 lira ama gerçi. Bu da kazımız. Kaz. Bu evet. Ardahan yöresine ait bir kaz. Evet. Kurutulmuş abi. Bu nasıl yapıyorlar abi? Bu kazları da işte köylüler getiriyor, alıyoruz. Evet, köyler kurutuyor daha galiba. Daha fazla kurutulmuş böyle, görüyorsun içine. Evet, kurutulmuş kaz. Şu bölgeyi görüyorsun değil mi? Evet. Pastırma gibi olmuş. Bunu nasıl yapıyorlar abi, yemeğini falan? Yemeğini yani... Yemeği çok basit. En basit kaz yemeğidir. Nasıl abi? Kazı temizledikten sonra parçalıyorsun, düdüklü tencereye at, harçlandı mı... Ondan sonra çıkarıp fırına sürüyorsun. Fırına sürüyorsun. Peki ne kadar bu abi? Yani içine böyle şey malzeme katmıyorsun. Domatesmiş, maydanozmuş, soğanmış, evet. Onlar yok. Gerek onları yok abi. Onun suyla da, o kaynayan suyla da burgur pilavı yapıyorsun. Kilosu ne kadardı abi bunun? Yani kilosu da 220 arası, 250 arası. Öyle gidiyor yani. Ardahan, evet. Hakkı, Kafkas ırkı bir bal. Böyle yöresel ürünler satıyorsun. Evet. Etkinliklerimiz oluyor. Kursun akşam şenlikleri, ormanlarımız. Ormanlarında şenlik düzenleniyor. Her yaz Haziran ayında. Burada tiyatro çalışmaları oluyor. Böyle ayda bir, iki ayda bir bir oyun sergiliyorlar. Bu seferkinde deprem zedelere yardım amacıyla yapılıyor. Bazen müzik etkinlikleri oluyor. Yine Ardahanlı gençlerimizin saz çalıp türkü söylemeleriyle öyle devam ediyor. Tiyatro salonu olması gerçekten çok güzel ve kütüphane var. Gençler ders çalışıyor, kitap okuyorlar. Evet. Ne okuyoruz şu anda? Abim Gidenler Gelenler diye bir Alper Hoca'nın yazdığı bir kitap. Evet, sen kardeşim ne okuyorsun? Sen de? Mücadelede Bursa. Mücadele. Siz öğrenci misiniz? Aynen abi. Buraya gelip ders çalışıyorsunuz. Ders falan çalışıyoruz, kitap okuyoruz. Kitap okuyorsunuz. Tiyatro, aynı zamanda tiyatroda mı yer alıyorsunuz? Yani şu an yeni başladık hocam. Yeni başlayacağız. Doğru. Provalara başlandı mı? Yani provalara yarın başlıyoruz hocam. Burada oyunlarını sevgiliyorlar. Çok güzel. Ben de tiyatro bölümü mezunuyum. Bu arada kolay gelsin. Metin Bey merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz belgesel tarzında böyle videolar, içerikler üretiyoruz. Gençler gelip kütüphanemiz vardır. Ders çalışıyorlar. Kütüphanemizde kitap okuyorlar. Kitap okuyorlar. Ondan sonra Dursun Akçam'ın tiyatro şeyi vardır. Ekibi vardır, folklor. Bu gençlerimiz gelip tiyatro gösterimler yapıyorlar. Hatta geçen akşam, cumartesi akşam bir gösterim yaptık. Bir de çarşamba günü, ayın 15'inde gösterimi vardır. Bu gösterimlerde, iki gösterimde tiyatro ekiplerinin şey için, depremzedeler için. Depremzedeler için? Evet. Yaptıkları onlar için toplanan paraları depremzedelere gönderilecektir. Gençler okuyor, hem ders çalışıyorlar, hem tiyatro yapıyorlar.